Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Dün Merkez Bankası Başkanı'nı izledik. Siz açıklamaları nasıl yorumladınız? Öncelikle şuradan başlamak istedim. Tahminin güncellenmesi nasıl karşılandı piyasalarda? Öngörüde eksiklik olarak mı ya da olağanüstü koşulların getirdiği bir zorunluluk dayatma olarak mı? Buyurun efendim. Şimdi Merkez Bankası'nın yaptığı yorumların, Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı yorumların çok anlaşılabilir bir tarafı, doğrusunu isterseniz yok. Çünkü bu revizyonları Merkez Bankası, yıllardır Merkez Bankacılığı çok kötü uygulanıyor, çok kötü yapılıyor Türkiye'de. Ve sürekli olarak bir kere benim hedefim bu ama beklentim bu gibi bir takım açıklamalar yapılıyor. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ne demek hedef bu ama beklentim bu? Bir kavram kargaşası mı oluyor efendim burada? Yani tabii ki dinleyenler yani açısından da. Tabii bir şeyi hedefliyorsanız beklentinizle, o hedefinizle uyumlu olmalıdır. Yani bir şeyi hedefliyorsanız ona ulaşmaya çalışırsınız. Yani siz 100 kilometre koşacağım ama 50'de tıkanırım galiba der misiniz? Yani 50'de tıkanacaksınız, 50 kilometreyi hedeflersiniz o zaman. Yani çok basit anlatalım bunu. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası yıllardır zaten burada bir kavram kargaşası içinde. Bir de esas önemlisi, Merkez Bankası bağımsızlığını yitirmiş bir kurum olarak politikalarını, para politikalarını uygulamaktan aciz durumda. Ve bu şartlar altında Merkez Bankası enflasyonun bugün Türkiye'deki temel nedenlerinden bir tanesini kendisi olarak görmediği sürece ve bu politikaları düzeltmediği sürece Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili yaptığı yorumların da çok bir önemi yok. Efendim yorumlardan bir tanesi, para politikası temel araçtır ancak enflasyonla mücadelede tek başına yeterli olmayacağı görüldü. Tam söylediğinize istinaden. Yani tek başına yeterli olmayacağı görüldü çünkü siyasi bir takım işler de var işin içinde. Yani bazen ekonomik politikasının o kadar ötesinde konular, sorular, sorunlar vardır ki ülkelerin, ekonomik politikası burada tek başına yetemez. Türkiye'nin böyle bir durumu evet var mı? Evet var. Ama daha temelde zaten şunun ayrımını iyi yapmak lazım. Merkez Bankası'nın bugün enflasyonla mücadele ettiğini bir kere söyleyemeyiz. Sıkı duruyorum diyor, sıkı falan durmuyor. Öncelikle yıllardır gelen yanlış para politikası uygulamalarının Türkiye'yi getirdiği bir sonuç var burada. Bu sadece bu ayın enflasyonunun ya da bu enflasyon raporunun konusu değil bu. Yıllardır gelen yanlış uygulamalar söz konusu. Çünkü bağımsızlığını yitirmiş olan bir kurumun bir ekonominin yönetimiyle ilgili bir krizinden söz ediyoruz burada. Bir yönetsel bir kriz var burada. Efendim bu konuyu, o yanlış dediğiniz politika şöyle çok özet olarak, yani nedir mesela? Yani neyi yanlış yaptı Merkez Bankası yıllardır efendim? Enflasyonla uyumlu olmayan bir para politikası. Yani bu faizi iktidarın ben ekonomi teorisine tamamen yanlış olarak yaptığı yorumlar sonucunda Merkez Bankası'nın üstüne kurduğu baskıyla kural dışı bir politika yönetimi Türkiye'de yapılıyor. Yani böyle bir noktadayız ki siz bir fizikçiyle yer çekimi var mıdır yok mudur gibi bir tartışma yapar mısınız? Böyle bir tartışma yapılabilir mi? Yapılamaz. Ekonominin kuralları ile ilgili olarak da Merkez Bankası'nın uygulamaları şöyle diyor ki hükümet faizi arttırırsak enflasyonu arttırır. Hayır, böyle bir kural yok. Faizi arttırırsanız enflasyonu düşürürsünüz. Enflasyon düştükten sonra da faizi aşağı çekme şansınız olur. O zaman faizi aşağı indirirsiniz. Yani faizi aşağı indirdiniz diye enflasyon artmaz. Enflasyon artar. Fakat faizi siz aşağı indirerek enflasyonu aşağı çekemezsiniz. Böyle bir kural yok. Dolayısıyla burada kurala aykırı, kurala tamamen ters bir ekonomi kuralına ters bir baskı altında Merkez Bankası ve yönetsel bir iradesi. Yani benim anladığım şu, dinleyenlerimiz için de, böyle faiz öyle sihirli bir kırmızı tuş değildir. Hani biz ona faizi yükselttik ya da düşürdük. Belirleyen
şey başkadır. Yani ekonominin dinamikleri enflasyonu belirliyor. Faiz bu sonuç gibi bir şey sanırım, değil mi efendim? Yani enflasyon burada belirleyici durumda. Önce enflasyon düşecek ya, ama enflasyonu düşürmeniz için de sizin faizi arttırmanız gerekiyor. Ve burada sabırlı olmanız gerekiyor. Evet, ekonomiyi biraz durduruyorsunuz. Evet, ama ekonomiyi durdurmadan yüksek enflasyon, bu sefer çok ağır maliyetleri oluyor bunun. Türkiye ekonomisi bunları 1980'lerde, 90'larda yaşadı. Daha sonra 2001 krizinden sonra alınan önlemlerle, ki son reformlardır onlar Türkiye'de yapılmış olan. Ondan sonra enflasyonu kontrol altına uzunca bir zaman alabildi. Çok uzun maliyetleri oldu. Yani 20 yıl maliyetlerini ödedi Türkiye yüksek enflasyonun. 20 sene, hatta daha bile fazla. Dolayısıyla bu koşulları bilerek hareket edilmesi gerekiyorken, tamamen kural dışı bir takım uygulamalarla Merkez Bankası da aslında bir paranın otoritesi olmaktan çıkmış durumda. Onun için söylediklerinin çok bir hükmü yok. Zaten bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar sert enflasyon tahmini değiştiriyorsa Merkez Bankası, demek ki o da işini yapmamış demektir. Bu da çok net olarak karşımıza çıkıyor. Yani dün Merkez Bankası Başkanı'nın da söylediği başka bir enteresan bir şey var. Açıkladığı enflasyon %17, diyor ki piyasada %30 zam yapılıyor. O zaman açıklanan enflasyonda bir sıkıntı mı var? Yani %30, herkes %30 zam yapıyor dediğiniz yerde %17,5 enflasyon çıkıyorsa, o zaman burada bir gariplik var demektir. Yani hiç elle tutulur hiçbir tarafı yok Merkez Bankası'nın dün enflasyon raporuyla ilgili açıklamaları. Yani yalnız kaldık ne demek peki efendim? Mücadelede yalnız kaldık ne demek bu? Yani kime mesajladı? Piyasaya diyor ki fazla zam yapıyorsunuz. Şimdi ne demek fazla zam yapıyorsunuz? Eğer zam yapılıyorsa piyasada, siz bunu kalkıp da şikayet edemezsiniz. Merkez Bankası olarak elinizdeki para politikası araçlarını kullanacaksınız. Sert bir şekilde uygulayacaksınız bunu. Enflasyonu aşağı çekmek için gereken neyse Merkez Bankası olarak bunu yapacaksınız. Yani ben üstüme düşen görevi yapmıyorum, siz yapın bakın, sakın zam yapmayın ha diyemezsiniz millete. Bunu söyleyemezsiniz. Yani fiyatların üstünde böyle geçmiş dönemlerde de zabıtalarla falan filan baskılar kurulmaya çalışıldı. Bunların hepsi ters teper. Nitekim de ters tepiyor zaten. Bunlar fiyatları aşağı çekmeye yaramaz. Her işletmenin, her ticari kuruluşun kendine ait bir kar mantığı vardır. Siz bunlara dokunamazsınız. Serbest piyasaların ruhuna da aykırıdır bu. Yalnız kaldık derken demek istediği bu. Fiyatlara fazla zam yapıyorsun. Sayı fazla zam yapmıyor insanlar. Ha, yapıyorsa da zaten talep görmez. O zaman zaten piyasadan çekilir. Yani yanlış bir fiyatlama yapıyorsa bir firma, eğer makulün çok üstünde bir fiyatlama yapıyorsa, zaten insanlar o ürünleri, o hizmetleri satın almaz. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinde oradaki fiyatlar zaten bir süre sonra düşmeye başlar. Çünkü satış yapamadığını gördükçe işletmeler fiyatları indirirler. Ya da maliyetlerini de iyi yönetemiyorsa, zaten fiyatı indirince batıyorsa da bırakın batsın. Batar. Ama siz zaten baskı kurarak üstüne şirketlerin, satış yapanların zaten batırıyorsunuz bunları. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Yani Merkez Bankası diyor ki ben bakın uygulayamıyorum para politikasını, elim kolum bağlı, siyasi baskı altındayım, ben bağımsız bir kuruluş değilim, aman bana yardım etsin piyasa. Demek istediği bu. Yalnız kaldığımın açıklaması bu. Yani böyle bir para politikası falan yönetilmez. Onun için dinlenecek bir tarafı yok para politikasının. Efendim şimdi dünyada da bir şey var. Enflasyon trendi var diyelim, yukarı yönde. Var. Tahminler de bu yönde. Şimdi enteresan bir şey bu. Daron Acemoğlu'nun bir ya da iki hafta önce bir yazısı aklımda kaldı. Enflasyon biraz, yani biraz enflasyon demokrasiyi kurtarır minvalinde. Şimdi mesela gelişen ülke olarak Türkiye'de biraz enflasyon olması normal değil mi? Birincisi bu. İkincisi dünyadaki bu yüksek enflasyon trendinin, yani bu girdabın içinde Türkiye nasıl pozisyon alabilir ya da almalı? Şimdi çok ayrı tutmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye küresel olarak yaşanan enflasyonist ortamdan da evet etkileniyor. Etkilenecektir de, bütün dünya etkileniyor şu anda bundan ama. Şimdi Türkiye'nin biraz yüksek değil enflasyonu bu arada. Yani Amerika %5.4'e çıktı enflasyon diye nasıl kontrol edeceğiz bunu derdinde. Türkiye'de sizin tüketici, TÜİK'in açıkladığına göre tüketici enflasyonu %17,5, üretici enflasyonu %43. Yani şimdi bir kere kıyaslanabilir enflasyonlar değil bunlar. Ve bu enflasyon Türkiye'nin
Dünyada enflasyon yokken 2018'den sonra da Türkiye %25 enflasyon gördü. Türkiye'nin enflasyon hikayesini bir kere ayrı bir yere koymamız lazım. Bakın gelişmekte olan ülkeler kaç haftadır Macaristan, Rusya, Meksika faiz arttıran ülkeler var şu anda dünyada. Yani bunlar mecburen faiz arttırdılar. Bu bir önlem olarak bunu yapıyorlar. Şimdi dünyadaki enflasyon Türkiye'de tabii ki etkilenecekti ama Türkiye'nin ekonomik yapısında dışa bağımlılık gibi bir sorun var. Yani kur arttıkça, şimdi iyi yönetemiyorsunuz ülkenizi, faiz, para politikasını iyi yönetemediğiniz için kur artıyor. Kur artınca dışa bağımlısınız, ithalata bağımlısınız, ithalat yapmak zorunda kalıyorsunuz, maliyetler artıyor. Böyle bir sarmalı var Türkiye'nin. Bu sarmal Türkiye'ye has bir sarmal. Şimdi aynı sarmal enflasyonun arttığı Almanya'da %3'ün üstüne çıktı, Almanya enflasyon fırladı diyor. %5.4'e çıktı, Amerika'da enflasyon fırladı diyor. Türkiye'de konuştuğumuz enflasyon zaten %17, %43 falan. Yani bu enflasyonları konuşuyoruz. %5 Türkiye'nin 2022 hedefi, yanlış bilmiyorsam. Yok, böyle bir hedef konuşmayın bile. Yok, mümkün değil böyle bir hedef. Yani tutturabilmesi mümkün değil. İmkan ihtimal yok. Yani böyle bir hedefi koyması da Merkez Bankası'nın zaten inandırıcılığını da ortadan kaldırıyor. Yok, böyle bir hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Şimdi biraz enflasyon dediği Daran Acemoğlu'nun söylemiş olduğu gelişmiş olan ülkeler için. Türkiye için konuşmuyor bu. Yani Türkiye zaten başı enflasyonla belada olan bir ülke. Şimdi enflasyon, biraz enflasyonla, onun demek istediği şu: uzun zamandan beri dünyada demokrasiler ağır yaralar aldılar. Bu Amerika için de böyle, Avrupa Birliği içinde de bunları gördük. Yani çok radikal sağ eğilimli partilerin yukarı doğru gitmeye başladıkları bir dönem oldu. Bir miktar enflasyon, bir miktar iyi yönetilememiş olmasını halkların görebilip de biraz demokrasiyi bir dönüşü kucaklayacak olması, buna uygun bir takım yönetimleri seçmeye yönelmesi gibi bir şeylere temas ediyor ki bu söylediğinin Türkiye ile hiç ilgisi yok. Hı hı. O başka bir şeyi anlatıyor. Gelişmiş dünyanın içinde bulunduğu demokrasiden orada da uzaklaşmalar var. Amerika'da Ocak ayında ilk planları hatırlayın. Kapitol ile baskınları, şunları bunları falan. Oralarda da bir takım zayıflamalar var. Yani o biraz enflasyon gelişmiş ülkelerin piyasasını hareketlendirmek için olur ama bizim zaten kendi derdimiz başka bir kulvarda diyorsunuz. O bambaşka bir hikaye. Yani Türkiye'yi, Türkiye değil orada referans aldığı konu. Türkiye'nin hikayesi bambaşka. Türkiye demokrasi sınıfında da çok gerilerde. Bu sözünü ettiğimiz ülkelerin fersah gerisinde bir noktada. Ekonomi politikaları, uygulamaları da zaten bir noktadan sonra çok işe de yarayamayabiliyor. Yani Merkez Bankası şu anda çok iyi bir ekonomi politikası, bir para politikası yönetiyor olsa dahi acaba para politikası ne kadar etkin olur? Bu da bir soru işareti. Neden? Çünkü siyasi taraftaki Türkiye'nin riskleri hem uluslararası ilişkiler anlamında, hem iç politika anlamında, hem demokrasiyle ilgili çok ağırlaşmış sorunları, sosyolojik olarak çok ağırlaşmış sorunları karşısında Türkiye, zaten ekonomi politikaları da bazen burada yetmez. Yani ekonomi dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşan, faizden, borsa endeksinden oluşan bir hikaye değil bu. Bu sosyolojik bir olgu, psikolojik bir olgu. İşin içinde siyaset var, işin içinde uluslararası ilişkiler var, bir sürü dengeler var. Bazen öbür taraflar öyle ağır basar ki siz ekonomi politikasını yönetmekte çok zorlanırsınız ya da etkinliğiniz azalır ekonomi politikasını yönetirken. Bazen sular çok durudur, hiç kımıldamaz, her şey çok sakindir, ekonomi politikası o zaman çok etkin olur. O zaman da iyi bir politika uygulaması çok güzel sonuçlar verir. Ama Türkiye'de şu anda sular çok durulmuş olsa da bütün Türkiye'nin hiç ne içeride ne dışarıda ne demokrasiyle ilgili ya da bir seçim havasına girmiyor dahi olsa şu anda Türkiye, bu para politikasıyla zaten alabileceği bir yol yok. Evet yani, Arda Bey, o zaman yani bu mesele, şimdi dünya ekonomisiyle ilgili de bir iki sorun var, onu da sormak isterim ama bu konuda anladığım şu anlattıklarınızdan Arda Bey, uzun bir süre daha, yani 2 ya da 3 yıl olabilir, Türkiye bu yüksek enflasyona böyle alışmak durumundayız sanırım. Ya da alışmayalım ama böyle bir durum önümüzde, değil mi? Yanlış anlamadım. Ya bir olgu olarak bu karşımızda. Zamanını kestiremeyiz bunun. Yani çünkü 2023'te bir seçim var. 2023'teki seçime kadar en azından zaten izin vermez koşullar enflasyonun. Ya enflasyon düşebilir bu arada. 17'den düşsün, iyi, biraz her şey bizim lehimize gelir.
gelişmeyecek. Yani dış dünyada çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya başlayacağı bir ortamda para miktarını piyasaya pompaladığı, para miktarını azaltma olasılığının olduğu bir dünyada zaten enflasyon konusunda gelişmekte olan ülkeler için hiç pozitif bir manzara gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla enflasyonun öyle %10'a falan dahi inmesi için çok uzun bir zaman var Türkiye'de. Evet. Türkiye ve benzeri diğer ülkeler, ama ya diğer ülkeler dediğim ülkelerde de bu arada enflasyon oranları bizde bu kadar yüksek durumda. Yani diğer gelişmekte olan pek çok ülkede şu anda konuşulan enflasyonlar oralarda da %5'ler, 6'lar, 7'ler konuşuluyor. Hı hı. Yani bizimki bir garip durumda. Bunun da sebebi temel olarak Merkez Bankası politikalarıdır. En temel noktada orası duruyor. Arda Bey, şimdi son bölüme de giriyorum yavaş yavaş. Dolayısıyla bu noktadan şöyle bir Amerika'ya uzanalım istiyorum. Şimdi orada da tabii makro anlamda bir sıkılaşma. Yani bunun karşılığı Türkiye'de döviz kuruna yukarı yönlü baskı şeklinde gelebilir. Evet, fakat şu çok enteresan, ben merak ediyorum yorumunuzu. Biden'ın açıklamaları ya da ortaya koyduğu ekonomi politikaları, şimdi ben yanlış bir şey söyleyeceğim, siz düzeltirsiniz onu zaten. Şöyle sosyalizan, yani şey gibi geliyor böyle bana bazen dinlerken, hani ya da nasıl diyelim, demirel hani barajlar kralı, altyapı köprüler kralı falan. Hani altyapı, çok büyük bir altyapı programı açıkladı falan. Yani böyle klasik bizim eski şeyleri hatırlatıyor bazı söylemleri. Köprü yapan, şey yapan, liberalizmin zirvesi Amerikan başkanından böyle açıklamalar gelmesi enteresan. Bir de biz işçilerin ülkesiyiz diye bir tweet atmıştı bundan birkaç hafta önce. Nasıl yorumluyorsunuz bu ekonomi politikalarını? Yani şimdi o tarafta bir kere bir demokrat geldi iktidara. Yani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında da tabii çok önemli farklılıklar var. Ve demokratlar Amerika'nın standartlarında Amerika'nın solu gibi görebileceğiniz bir noktada. Şimdi orada da bir ekonomiye bir canlılık, sürekli olarak canlılığın devam etmesi gereken bir durum var. Aslında bütün dünya ekonomileri kolay olmayan uzunca bir zaman, belki onlarca yıl hiç kolay olmayan süreçlerden geçecek. Neden? Öncelikle 1990'larda gelen liberal akımlar, bu kadar liberal akımlar, bunların dünyayı kontrolsüz, regülasyonların iyice zayıflatıldığı, bir takım sigortalarının, ekonomilerin sigortalarının iyice gevşetildiği bir durumun sonucu olarak 2008 gibi bir kriz yaşadı dünya. 1929 buhranından sonraki en büyük kriz, büyük resesyon. Ve 2008'den sonraki dönemde de şu son korona salgını öncesine kadar da zaten dünya yapısal olarak, dünya ekonomileri kendilerini bu 2008'in etkilerinden ya da bu liberal akımların hastalıklı taraflarından kendilerini kurtarabilecek bir yapılara zaten ulaşamamışlardı, gelememişlerdi. Üstüne bir de korona geldi. Ağır bir borçlanmayla karşı karşıya kaldı hükümetler. Şimdi onun için bir yerlerden bir şeylerin, bir ekonomik canlılığın yolunu açmak zorundalar. Çok ağır bir sıkışmışlık var. Yani hem kamu maliyeleri hasar görmüş durumda, hem piyasalar çok ağır hasar görmüş durumda. Borçluluk seviyeleri korkunç durumlara gelmiş durumda. Yani hem özel kesim hem kamu kesimi. Şimdi bunları ayakta tutabilmek için bir yerlerde ekonomik bir takım aktivitelere ihtiyaç var. Biden'ın bu açıklamalarını biraz çaresiz olarak buralardan bir kanal açmaya çalışmak, hem buradaki ekonomik aktivitelerle, çünkü eskimiş bir takım altyapılar da var bir tarafta, infrastrüktürde de bir eskimişlik, bir artık bir dip noktaya gelmiş olma, yıpranmışlık var. Şimdi bunu da aşalım, bunu da bir taraftan aşalım, ama aşarken burada da öyle bir canlılık yaratalım ki bu canlılıkla insanlar para kazansın, tüketim devam etsin, borçlar ödensin, azalsın. Kamu kesiminin vergi gelirleri bu arada belli bir seviyede kalabilsin ki oradan da bir takım harcamalar yapılabilsin. Dolayısıyla devlet burada belli bir takım şeylere öncülük etti. Siz ne kadar liberal ekonomiyi savunursanız savunun, eğer bu liberal ekonomiyi doğru uygulamıyorsanız, çok yanlışlar içeriyorsa, sonuçta devletin bir takım
müdahaleleriyle ekonominin önünün açılması gerektiğini de dünya bir kez daha anladı. Nasıl ki 29 iktisadi krizinden sonra kamu harcamalarının öne çıktığı, işte meşhur Keynes adında iktisatçının o dönemde önerdiği ve uygulattığı bir takım politikalar var idiyse, bugün de aslında geldiğimiz yer buna benzer. Biden'ın açıklamalarını biraz böyle görmek lazım. Ama tabii Amerika bunu yapmaya gücü olan bir ülke. Uluslararası ilişkilerdeki etkinliği, derinliği çok yüksek olan bir ülke. Yani bunu kabul edin, etmeyin tabii. Bunun farklı görüşler de olacaktır. Yani işte bir dünyanın hegemonları bunlar. Yani işte Amerika bir tarafta, Çin ben de varım burada diyor. Rusya öbür taraftan ben buradayım zaten diyor falan filan. Yani dolayısıyla bunu, bu ekonomik aslında ilerlemeleri, gelişmeleri dünyanın bu şekilde kendi içinde sıcak olmayan bir nevi ekonomik bir soğuk savaş diyelim. Bu rekabet, bu savaş önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde devam edecek. Yani Biden'ın anlatımlarını biraz böyle okumamız gerekiyor. Bu çerçeveden bakmak daha açıklayıcı olur. Yani ben en azından böyle bakıyorum. Tabii farklı açılardan, farklı perspektiflerden bakıp da yorum yapanları da özellikle dinliyorum. Katkılarını ben de kendi fikirlerimi zenginleştirmek adına. Ama benim gördüğüm şu anda böyle bir çerçeve. Efendim çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Katkı sundunuz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. İyi müzik.